Talia! Talia! Yine mi be? Draven Ezreal'lardan çok sıkıldım ben ya. Millet şu anda Elmas'a Master'a rushlamak için deli gibi Ezreal şey oynuyor. Draven oynuyor. Deli gibi. Aralıksız. Nefes almadan. Blaze'i göndereceğim galiba ya. Az önce elde tuttuk da ne işimize yaradı. Bir saniye. Yusunlar. Kim çalıyor lan Oslu? Bu adam mı çalıyor? Lan 3 dakika sonra gebereceksin. Bölge adalarda balık tutuyorsun. Hala ıslık çalıyorsun. Cesaretine hayran kaldım yiğidim. Seni tanımak istiyorum. Eğer Elise oynarsam Draven yiyeceğiz ağzımıza. Bence gerek yok ama Undying oynanabilir. Boşuna Draven tarafından Elise'in katledilmesine gerek yok. Çünkü tur 3'te Draven çekememek diye bir şey olamaz bu dünyada. Öyle bir şey mümkün değil. Tur 3'te Draven oynamamak diye bir şey yok oyunda. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum? Teknik olarak mümkün değil yani. Oyunun easter egglerinden biridir abicim. Draven destesi oynuyorsan tur 3'te Draven'ı oynarsın. Bir yolu bulunur ve oynanır o. Hatta bir rivayete göre destede olmamasına rağmen bazen Draven da summonlanabiliyormuş tur 3'te. Öyle rivayetler duyduk. Ne kadar doğru bilmiyorum şimdi arkadaşlar. Şimdi ne kadar doğru onu bilmem. Bence Butcher'ı öldürmek için bir şey yapacak. Ya. Ben de bu senaryoda bu Butcher'la da bunu yiyeceğim. Ephemeral olmasıyla ilgilenmiyorum. Maksat çocuklar güçlensin. Sonra da Elise'i düşmek gibi bir planım var ama düşmesem de olur mu acaba? Sağlam bir hasar vurabiliriz ya. Elise düşelim. Elimizdeki kartları biraz fazla harcadık ama yapıştıralım. Şuradan ne bulacağız bakayım bir. Çitriye dursun abi elimizde. İki tane de matron var çünkü hazır. Elise'e saldırmayacağım ya. Elise'e saldırmaktan vazgeçtim. Sadece şöyle bir saldırı yeter. Temizinden 7 damage abi. Ya bu desteğe Atrocity mi lazım ya? İnanılmaz damage atıyoruz ama sonradan tamamlayamıyoruz. Bu desteğe bir tane Atrocity sıkıştırmak lazım galiba. Adam blocker bırakmadı. 6 manadayız bir sonraki tur. Top deck'ten mobilize veya 1 manalık kartı çekip matronun mana bedelini düşüp tur 7'de çok sağlam bir hasar vurabiliriz adama. Çok pis darlayabiliriz adamı. Ama bir sonraki tur elimizden hiçbir şey gelmiyor. Hele bir de open atak geleceğini düşünürsek 2 spinning X ile birlikte 3, 6, 7, 8, 9, 10 damage vurabilir bu adam şu an. Ama X'leri harcamadı. Ki bu durumdan fazlasıyla memnunum. X'leri harcamadığı için teşekkür ederim. Şuradan bir draw. Mobilize. Single combat atacağım. Mobilize çekmeye çalışacağım. Bir sonraki tur oyuna dalmam lazım artık çünkü. Bir sonraki tur çitriye atmalıyım hadi. Let's go. Mobilize, mobilize, mobilize. Nope. Hiç mana harcamazsam, aslında mana harcamazsam bu tur yine top deck'ten bir mobilize çekme ihtimalimiz var bence. Yemedi chat. Şöyle all in dalayım da bari. Radiant Guardian ip, Radiant Guardian'dan life falan gainlemeye çalışırız. Single combat kullana kullana ne yapalım. Çok fazla seçeneğimiz yok. Dört manayı tek tek kıramaz Radiant Guardian'ı.
İşte bak bu single combat'i şöyle atıp Ezreal'a en azından hızlıca bir life gain. 7 manalık inanılmaz iyi bir şey çıkarmaz inşallah. Boktan bir şey çıkarsa scout. Okay. Güzel open atak yapmadı abi. Çok iyi. Adamın open atak yapmaması çok iyi. Hardcore blok atıyorum şu an. Ya. O zaman bir posta daha geliyor. Hazır mıyız? Bir posta daha. Selamun aleyküm. Hayırlı işler. Bol kazançlar. Selamun aleyküm bilader. Sea. Merhaba. Birine stun atabilir şu an. Birine stun atsa hiçbir şey değişmiyor. Stun atan örümcek bulması lazım. Çünkü hem bir kişiyi stunlıyor hem de fazladan bir kişiyi bloklayabilir hale geliyor o senaryoda. Ya da sadece surrender butonuna tıklayabilir tabi. Şimdi bitirici darbe. Tamam mı? Efemeral bu çocuğu kessin. Şu arkadaşımızı kessin. Bu arkadaşımızı abi. Buyursunlar. Bir de bir damage atan örümceğimiz var. Mümkün mertebe en yüksek can değerine sahip olanı Nexo vurdurtmaya çalışıyoruz ki adam kıçını da yırtsa o onu öldüremesin. Çünkü Draven'a balta verebilir ve Whirling Dead falan çıkabilir. İki tane peş peşe. O yüzden 20 canlı olanı Nexo vurdurmaya çalıştık. Keza gördüğünüz gibi hiçbir cevap veremedim. Dövmek için... Ya oyunda inanılmaz... Ben gerçekten bugün böyle bu sabah oynuyordum. Biraz da deste deniyordum yayında oynamalık. Ve oyunu silme raddesine falan geldim. Çok çirkin, sinir bozucu bir şey mekaniği var oyunun. Matchmaking'i var gerçekten. Katlanılamaz raddede. Lissandra Zillion destesi oynuyorum. Çok fazla Irelia Azir oynanıyor diye. Karşına full Thresh Nasus falan geliyor. Bir Irelia o destesi oynayayım diyorsun. Direkt karşına Irelia Azir geliyor. Oyunun matchmaking'inde gerçekten çok ciddi bir piçlik var. Sen adamları counterlayayım diye deste yapıyorsun ama o desteyle oynarken kesinlikle o deste gelmiyor. Kesinlikle. Var bir uyuzluk da çözemedim ne olduğunu. Draven değil de direkt Riven verse çok sevinirim. Bir Riven'a hayır demem. Draven istemiyorum. Draven'a single combat atasım yok. Draven'ı o kadar da değerli göremiyorum ben. Draven çok da füfü geliyor bana. Sevmiyorum Draven. Pass. Watch and learn. 5 damage kafa atacağım. Düt 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 düt. Rohanlılar geliyor. Çok çirkin bir şey duydum galiba az önce ya. Raised by whore gibi bir şey duydum az önce. Raised by whore. Ay içim pis içim. Time for the money makers.
Drone. Bana canı 2 olan bir şey verme ihtimali var mı bu destenin? Zannetmiyorum. Bu destede Draven'la Riven'dan başka doğru düzgün minyon yok zaten galiba bildiğim kadarıyla. Full spell. İkiye çekip adama bedava balta veresim yok ya. Derdim o. Çitri olayı da hepsi olurdu. O adam da sesini... Bir düşünelim. O adamın desesinde balta var mı? O adamın desesinde decimate var mı? Çünkü eğer yoksa bloklamayacağım. Çünkü eğer bloklarsam sanki overwhelm artı double atak verecekmiş gibi hissediyorum. Tedirgin oldum biraz. Bir can bana yeter ya yaşamak için. Adam olana çok. Bir can adam olana çok abi. What's my name? Sen efemeral misin? Sen efemeral misin? Hadi oğlum Çito. Benim Chito'yu çekmem lazım dayı, bir saniye. Ben hiç Chito'yu çekmezsem eğer biteyim çünkü. Hadi oğlum Chito. Chito! Gel buraya! Önünün! Ağzına çakayım Chito, neredesin? Bulamadım. Çiğito. Hadi oğlum ya, peş peşe 6 drop attım. Just come on. Atamamışım. Okay. Sen efemeralsin değil mi? Minion daha oynamamalı. Kent dahi verebilir bu arada baltayla. Elinde varsa. Elinde 4 tane kart var adamın. İkisi balta, diğer ikisine dair en ufak fikrimiz yok. Çünkü bayağıdır elinde o kartlar o adamın. Acaba ne saklıyor o elde? Dediğim gibi Kent dahi olma ihtimali çok yüksek bence. Health potion mu var bu destede abi? Ne bu, şaka mı? Bir can kaldı adam. Çünkü destede health potion var. What? What? Destede niye health potion var abi? What the fuck? Lan 2 saat bir... Okay. Okey. Ben bir minyonla saldırmadım mı? Aa, bir minyonla saldırmayı mı unuttum gerçekten? Farkında bile değilim, biliyor musunuz? Neyse, Allah'tan kazandık. Ya çitlen bir son anda gelmesi çok sinir bozucu değil mi ya? Şu oyunun en nefret ettiğim olayı bana nispet yapması abi. Hayvan gibi drop attım çitlen bir çekelim diye. Atak turu bittikten sonra al dedi sana top deck. Al, bir tarafı şey yaparsın, tıkarsın.
Chat. Highlander'ımız var. Chitlembo var. Matron var. Undying falan var. Durum iyi. Bak. Mulligan iyi. Karşımızdaki adam da yavaş. İyi. İyi. Tek sıkıntımız Ruination. Yani çok güzel bir board yapıp Ruination'a kafa atmak bizi inanılmaz üzer. Aslanım, bu yayında sadece ben ıslık çalarım. Haddini bil. Töğürüm seni. Seni töğürüm oğlum. Ver şundan, ver. Matronu hayvan gibi düşürelim. Tur 5'te oynayalım matronu, ver. Ver, ben bir matron sapıyım, ver. Al trade. Pes 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 pes. Çalış dayı, matrona çalış. Çalış abi. Well, hello there. Meme boşa gitmesin ya. Adama draw veresim yok aslında da. Meme boş. Aa, vermedi. İyi, güzel. Güzel güzel, adama draw vermemiş olduk. Chat, katliama hazır mısınız? Oğlum adam istese de Ruination atamayacak lan. Manası yetmiyor. Ya Avalanche atmaz değil mi ya, şunu atarsam? Acayip kötü olur ya Avalanche yersem. Acayip üzülürüm. Çok üzülürüm. Boş ver ya, açık gözlü olmayalım. Böyle bir hamleye gerek yok. Tur 5 abi. It's just tur 5 yani. Sinir bozucu. Ama Avalanche hala inanılmaz üzüyor. Adamın elinde Avalanche varsa bütün combo yalan oluyor. Ama Avalanche yoksa çok sinir bozucu bir durumdayız. Tur 5'te çitleyen en fazla adam ne yapabilir ki? Dediğim gibi Avalanche atarsa konu bizim... Aa, Avalanche atarsa konu kapanmaz oğlum. Adamın kendi minionları dönüyor lan. Pardon ya. Benim kafa nerede ya? Where is my mind abi? Vengeance gelebilir. Aynen. Ephemeral ünitemize az önce Vengeance atıldı. Bir de daha da iğrençlik olsun, biz ona Glimpse daha da pisliklik, hani daha da Allah da bizi mi kahretmesi acaba? Rakip 7 manasını senin ephemeral ünitini öldürmek için harcıyor abi. Ve sen 2 manalık Glimpse Beyond atıyorsun. Çok iğrenç bir şey lan gölge adalar. Gerçekten iğrençsin gölge adalar. Ages pass, yet I remain. Buraya bir single com şey, Glimpse Beyond atmam lazım. Bana bir matron daha lazım çünkü. Bir matrona konuyu kapatırız abi. Şuradan, buradan ne bulmak işime yarar diye düşünüyorum. Ya Matron'u bu tur oynayamıyoruz ama Matron'u şimdiden alsam fena olmaz. Aslında. Bu tur oynayamayacağız ama olsun. Pes. Matron dursun elimizde. Fazla uzağa gitmesin. Şu hata direkt yaparım ya. Hazır Trundle'ı inmeden şu vuracağımı vurayım adama. En kötü bir atrostilik açı yaratalım kendimize. Böyle iyi. Böyle gayet güzel. Böyle bir sıkıntı yok. Hop, yenisi geldi Lissandra'nın. Bir Curse Keeper. Undying kardeşimize bir Glimpse Beyond patlatabiliriz.
Şunu yapacağım galiba, deneyeceğim galiba ya. 2 manaya şey çıkarma ihtimali aşırı yüksek adamın. Wildfist ama yine de denemek istiyorum. Çünkü adamın ikinci lisandırasını da öldürürsem eğer, adam iyice yerle eksan olur. Çok ciddi darbe yer. Çünkü bu adam bu desteğiyle kazanmak için Lissandra'yı level atlatıp gözcüye sahip olmak zorunda. Trundle'la falan bu desteğiyle maç kazanamaz. No 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 no. It's not possible. Pass. Asıl soru, şimdiki Matron oyunumuzda şey yeme ihtimalimiz yüksek bizim. Arkadaşlar. Siz söyleyiverin adını. Ruination yeme ihtimalimiz çok yüksek. Bizim Atrocity'yi bulmamız lazım desteden. Ki Ruination falan yesek bile. Radiant Guardian çok iyi. Çok iyi. Çok iyi abi. Gel abi. Seni de oynadık mı Undying? Oğlum. Oynadım lan. Butcher oynamayacağım. Butcher'ı son backup olarak tutuyorum şu an. Çaktırmayın. Butcher benim namus gaming'im şu an. Undying destesinde de şöyle bir sıkıntı oluyor. Adamın sen bütün minyonları öldürmek için Ruination atsan bile o Undying'den orada durduğunu bilmek insanı çok rahatsız ediyor. Matron. Chitlambo. Özellikle efemeral kopya oynadık çünkü Ruination yeme ihtimalimiz çok yüksek dediğim gibi. Aynen. Ölecekse Ruination olan ölsün. Ölecekse Ruination olan ölsün mü dedim ben. Ne dedim az önce? Az önce bir şey dedim ama ne dedim ben de bilmiyorum chat. Sana bir daha vulnerable vermeyelim. Çünkü niye verelim ki? Üçüncü Lissandra'yı tak diye çıkarırsan ana bacı söverim ha, onu söyleyeyim. Onu söyleyeyim. Ben söyleyeyim de birader. Pis söverim hem de. Küfürler ederim. Bağırırım, çağırırım, küfürler ederim. Üçüncü Lissandra'yı bulma. Oo, Ledros Gaming. Hoş olmadı. Ledros Gaming çıkışı hoş olmadı. Çünkü bu adamın destesinde Ledros varsa eğer Atrocity de vardır. Boş olmadı. Pass. Atrocity artı. Gerçi single combat'imiz var. Biz niye bu kadar çok dert ediyoruz ki Atrocity şu anda? Atrocity'yi dert etmemiz için çok büyük bir sebep yok ortada. Buna izin vermiyorum. Çünkü üstüne Ice Shard atabilir. Sonra Ice Shard'ı kontrol edecek hiçbir şeyim kalmaz. Freeze gelirse 3 manalık Freeze atsa Ice Shard atacak manası kalmaz. Adam da onun tribine girdi ha şu an muhtemelen. Adam buraya 3 manalık Freeze atarsa eğer Ice Shard atacak manası kalmaz. Let's go. Çok güzel. Çok güzel ikilemde bıraktık adamı. Çok güzel. Bayağı güzel oldu bu. Güzel. Temiz win abi.
Severim böyle tertemiz, kusursuz winleri. Bayılırım. Poro destesi oynamadım, hayır. Ah şu malıgın az önceki maçta olaydı, ne kaa güzel olurdu, ne kaa güzel olurdu. Strion 4 halinde olduğu bir deste niye oynayayım ya? Deli miyim ben? Dört. Bir tane çok az bilinen bir kartı daha var. 4 mana 3'e 3. Adamın bu tura kadar hiçbir şey oynamaması çok ilginç bu arada. Şaşırdım yani baya baya. Eline geri çekecek muhtemelen. Çekmedi. Wait what? Ya bu nasıl bir görsel bak abi, 2'ye 2 gözüküyordu kart ya. Bizde de çalışıyor bak. Ama bizde düzgün çalışıyor. Adam da niye düzgün çalışmadı? Lükse bak. Ne güzel hayat anasını satayım. Ne güzel. Peki ya. Beş manadayız, atakta altı manadayız. Altı manaya nasıl indireceğiz matronu? Direkt pes falan ilginçmiş. Mobilize çekmedim mi direkt? Ah be. Reis üzdün beni be. Ben direkt daldım ya galiba. Vallahi full daldım. Oğlum 9 manada nasıl hiçbir şey oynamıyorsun ya? Beni mi kandırıyorsun? Ne yapıyorsun? Chat bu herif ne ayak? Hiçbir şey oynamıyor. Bak kardeş, düşerim matronu. Ne yapıyor oğlum bu herif? Vallahi hiç affetmem ha. Saplar giderim birader. Affım olmaz. 1 gram affetmem, 1 gram. O desteyle oynanmayacak bir şey drowlamaman mümkün değil bu arada. Herif kendi çapında trollüyor herhalde, bilmiyorum. Mümkün değil adamın işe yaramayan bir şey çekmesi. O destede işe yaramayan bir şey yok çünkü. Destedeki en pahalı ünite 5 mana zaten. Bir şey oynamama lüksün yok yani. O desteyle. Ama easy win'im alır, cebime atarım birader. Aphelios'la onun yapılmış destesi var. İnternette vardı, YouTube'da. Görmüştüm ben. Tamam chat, bu kadar tartışmanıza gerek yok. Maçtan sonra gösteririz kartı. Bu kadar yormayın kendinizi. Azir'i çekememek çok kötü oluyor ya. Ya Azir'i ben çok beğendim. Azir çok güzel bir şampiyon bence. Ben aşırı hoşlaştım Azir'den.
Azir kim ya? Sıçacağım, ne Azir'miş. Allah belasını versin Azir'in ya. Nasıl bir psikolojik rahatsızlıktır bu? Zillion abi, Zillion ya. Allah Allah. Zillion'u çok beğendim de. Zillion'u level atlatması çok ciddi sıkıntı. Çünkü adam iki landmark'ı görünce, ha okey bu level atlayacak deyip Zillion'u öldürecek bir şeyleri direkt patoz yardırıyor yani böyle yere, hiç affetmiyor. Pass ya, bu ne biçim? Bunlar ne biçim kartlar? Pass. Selamun aleyküm Zillion Reis. Hoş geldin. Bombala bizi Necmo. There is no bomba birader. If we can undo what has been done, we can, timekeeper. Let me show you. Let me show you how it's done. The few for the many. Şu landmark bizi bayağı üzecek bu arada. Nice. O kartı blokladığın için teşekkürlerimi sunarım sana. Aleykümselam. Kendi zilini öldürmem yok mu? Yenisini oynayabilmek için. Bombalara o kadar uzağız ki. O kadar uzağız ki yani. Nerede bu bombalar? Nerede bu bombalar? Pes abi. İşte bu bombaları şimdi oynamalıyım abi. Şu bombaları inatla defense turunda veriyorsunuz. Ben çoluruyorum ya, çoluruyorum. Vay dora. Bu bunları bul, korkutması seni. Yapacak hiçbir şeyim yok aslında. Bu ne biçimlik lan? Leviathan. Prepare to cargo. Leviathan'ı indir abi. Gözcünün manası şimdiden şey oldu bile. Şimdi önce Zillion. Bomba. Çok iyi. Bu çok iyi. Şu an aşırı memnunum içinde bulunduğum durumdan. Avalanche beni şu an rahatsız etmiyor. Bomba.
Bir bomba, bir bomba daha. Gel beraber bir bomba dükkanı açalım demiş. Biliyor musun? Bilmezsiniz. Yok öyle bir şey. Victory awakes. Oğlum bizim tilkiyi değiştirmedik mi ya? Yok, diğer şeyde değiştirdik. Onun canı kaçtı da iptal etti herif onu. Şunu öldür. Tamam. Ya. Ya. Ona da atıyorduk. Ona da bir Venus Flock atıyorduk. Bomba onu da öldürüyordu. Summonlananları, Leviathan'ın hepsini stunlıyordu. Adam için oyun bitikti abi. Easy game, easy life. Çok güzel dövdük. Bombalar çok güzel geldi. Tam zamanında geldi abi bombalar.